Gök dönek, dak buruk bıyıklı erkek. Abi üstte uçuyor, ondan korkuyor hayvan. Ondan da korkuyor ondan işte korkuyor hayvan. Tepesinde atmaca var. Birkaç sefer de atladı. Aynen buna, hayvan uçuyor ya. Bu hayvan iyice perişan oldu. Bak atıyor bir de hareketler yapıyor. Bak. Hayvan onu görünce... Ama var ya böyle alacak gibi saldıracak ha. Kuşun kuyruğuna bantladım, kaldırdım yine kalkmadı. Takla, vura, perişan oldu. 3 yaşında bu kuşun 35 tane buraya atladığını gördüm. Bu didimden bu gelen arat değil mi abi? Didimden gelen bu. Kuşları Yavuz altına çıkarttı, daha uzun kaçar tabii ki. Yok dedi, bir geldi 27 takla. Bu maşallah, ne yapıyor dedi lan, maşallah, ne yapıyor bu dedi. Maşallah. Bak yemin billah ediyorum. Ondan sonra yani boz deneklileri, bu kuşlardan boz denekli de çıkıyor. Onlar daha da bir güzel, uzun kaçıyor ve güzel oluyor. Allah seni cümlesinin emeğini zayi etmesin. Herkese hayırlı günler diliyorum. Kuşçu camiasına başarılar. Alparslan abi, kuşların besin kaynağı olarak karışık mı verirsin, buğday mı? Biz daha önce karışık da veriyorduk. Yavuz kardeşim de biz karışık. Hasta diyor kardeş. Kalet, pipinin besiyemize şey yemi, o da ekeleri. Ondan sonra abicim... Burası da komple gök grubu abi. Aynen. Yine Taklavaz videosuyla beraberiz. Bugün Alparslan Genç Yiğit. Genç Yiğit, evet. Abimizin yanındayız. Merhaba değerli arkadaşlar. Hassas bir konu için, duyarlı davranmak için SMA tıp 2 hastalığı olan İdil Çardak kardeşimize yardım etmek isteyen arkadaşlar için videoya kısa bir ara vermek zorunda kaldık. Valilik izni ve banka IBAN numarası videonun açıklama kısmında mevcuttur. Aciliyeti olan bu konu için yardımsever arkadaşlardan destek bekliyoruz. Çocuk şu an 2 aylık, 4 aylık bir süresi kaldı. Desteklerinizi bekliyoruz. Yardım etmek isteyen arkadaşlar hayırlı günler dilerim. Kaç yıldır kuş besliyoruz? Abicim ilkokula gitmiyordum. Topraklı Türköz'ünde oturuyorum. Rahmetlik bir dayım oldu. Topraklı Türköz'ünde köprü başında. Yok oradaydım ben çocukluğumda. Rahmetlik dayım kuş beslerdi. Zafer diye. Fuat Gil falan vardı orada, Sinan bizim dayıoğulları. Onlarla birlikte çocukluğumdan beri kuş beslerim. Yani ilkokula gitmiyordum başladığımda. Sonradan da Dikmen Deresi'ne geldik. Maşallah. Aynen. Dikmen. Sözünün yok bunlar bir şeydi. Yok güzel gitti de işte ha, konuşurken gider, şey yapamadım. Biraz zayıf. Şimdi ben bu Dikmen Deresi diye bir yer var. Yavuz Gil bizim üstte oturuyor. Sinan Caddesi'nde bizim tepede. Biz de aşağıda oturuyoruz. İlkokul. İkiden, birinci, ikinci, üçüncü sınıftan beri bu kardeşimle aynı okulda okuyoruz, Yusuf Karaman İlkokulu. Oradan beri çocukluk arkadaşım, aynı mahallede. Bebelikten beri. Dostluk yani, şu, aile çocukluktan, şey aile dostluğumuz. Ben bu derenin içinde oturuyorum, bu da şu tepede oturuyor, öyle düşün. Yani anladım mesafe abi. 300-500 metre. O kadar bir mesafemiz ama var. Yıllardır... İkimiz de çocukluğumuzdan beri ilkokula gittiğimizde de hala kuşumuz var. Ben bir ara apartmana çıkınca Dikmen Deresi vadi projesine girdi. Yıkılınca ben apartmana çıktım. Evet. Ama apartman beni boğdu. Ya, yani gecekonduda büyüdüğümüz için köpekti, tavuktu, kuştu, her şeyim vardı. Apartmana çıkınca apartmanda gerçekten sıkıldım. Öyle sıkıntıya düştüm ki ne? Atmaca yani, mı geldi abi? Bu kuşsuz duramıyorum. Yani uyku uyuyamıyorum o şekilde. Yani kuş. Aşk. İlla olacak. He ne yapacağız, ne yapacağız? İşte buradan bu arsayı da getirdim. Buralar daha ıssızdı benim geldiğimde. 8 sene oldu. 8 sene yıldır oldu. Buradasın. 8 yıldır buradayım. Sonradan geliştiğim. Buraya geldim işte. Şurada bir arkadaşlarımızın deposu satılıyor. Su tankı. Onu aldım getirdim. Buna bir dış cephesini falan yaptırdım. Bunu buraya koydum. Ondan sonra abicim... Ondan sonra buraya geldim, yerleştim. Allah razı olsun eşten, dosttan, çevreden. Bir sürü arkadaşımız, eşimiz, dostumuz var. Şimdi kuşu yapınca, aha bu aradı bak. Murat aradı ya. Murat kardeşim geldi, hediye getiriyorlar. Hani buraya hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun gelen hepsi kendi kuşlarından birer çift alıp geliyor.
Abi diyor, benim damızlıkların yavrusu sana yakışır, alıp geliyor. Ramazan diye bir arkadaşım var. İlhan Bulut diye Memlük'te bir arkadaşım var. Hepsi böyle kuşçudur arkadaşlarım, çocukluk arkadaşlarımız. Herkes kuş getiriyor. Uzatmayalım. Uçuruyorum, uçuruyorum, uçuruyorum. Sabah dolmuşa gidiyorum. Öğlenleyin buradayım. Sabah Meslek normalde dolmuş. dolmuş mudur? Ayrancı hattında dolmuşçuyum. Evet, dolmuşum var. Şimdi bir arkadaşım çalışıyorum da. Ben Evet buradayım. abi. Her gün buradayım. Sen sabah akşam buradasın Sabah uçurlar akşam arasında. buradayım ben. Yavuz 4 günde bir işe gidiyor şu anda. O arkadaş çalıştığı için ben her gün buradayım. Bu işe gitti, 4 günde bir gidiyor. Diğer gün ben buradayım. Devamlı kuşlarımızı uçuruyoruz. Yavuz olduğu zaman genelde o ilgilenir, Allah var, uçurmayla. O olmadığı zaman da ben zaten uçuruyorum. Bazen o biraz rahatsızlık oluyor, bel fıtığı var. Onun bir rahatsız olduğu zaman kardeş sen otur ben uçurayım. Böyle bir abi kardeş gibi geçinip gidiyoruz. Yılların vermiş Ama olduğu ben dostluk. işte diyorum dostluktan da dolayı kuşlarda belki 300 tane kuş var şurada. Uçuruyorum uçuruyorum alt üst şuralar kuş dolu. İlk geldim buraya. İşte şu konteyneri falan yaptık. Tam birinci senesi mi ne oldu? İkinci senesinde Yavuz kardeşim orada zaten rahatsız etmiş, şikayet etmişler. O dedi ki ne kardeş ben buraya gelebilir miyim? Ben dedim ki baş tacısın burası yalnız başına dönmez. Gel kardeş Başımda beraber gözüm uçuralım. üstünde. Ne demek yani? 25 milyar ceza yazacaklar. CİMER'e bildirmişler. Daha da şey yapar dedi. Ben de baş tacısın buyur gel. Bir geldiyse kardeş 6 senedir falan Yavuz Savaş'la beraber. Beraber Yavuz 6 yıldır. kardeşim uçuruyor tabii. 6 yıldır beraber uçuruyor. Yavuz kardeşim kuş uçuruyor. Ben böyle işte bir iki takla yapan kuşu sevmiyorum biliyor musun? En az 8-10 tane vursun diyorum oyuna girince. Kuş geliyor böyle bir iki tane vuruyor. Dedim kardeş bu ne dedim lan? Şakayla seni bak dikmene kadar kovalarım dedim. Öyle deyince. Kardeş sen dur dedim. Bana dedim bir eke kaldırır mısın? Bu kadar kuş var. 40-50 tane o zaman. Abi 40-50 daha kuştan bana bir tane. O zaman ilk geldiğinde öyleydi. Kuşları azalttı öyle geldi. Geri erkek diyor gökbenekli damızlıklarından. Bir tane erkek kaldı. Ben de dolmuşa gidiyorum. Bazen abimle geliyorlar. Hafta sonları ben geliyorum. Bir gün geldim. O gökbenekliği başlatmış. Erkek damızlık ki şöyle bir erkek kartal gibi. Kuşu bir kaldırdı. Kuşta bir ses soluk var bakışta böyle. Eke kuş. Kuş 5-6 takla yattı düzeldi. Buradan bir gidiyor uçak kalkar gibi yemin ediyorum göl başına şöyle. Sanki atmaca kovalıyor kuş hızlı hızlı. gitmiyor, Karşıya gidiyor kayboluyor yani. kayboluyor. Orada döndü döndü orayı tavaf yaptı 3 tane. Oradan dönüyor bir kilitliyor buraya kadar. Hedefe. Hedef. 10 tane 15 tane eke kuş atladı hayvan var ya hani fazla bir haftalık daha antrenman. Ben Hamda. dedim ki kardeş ham da daha. Dedim ki ben göreceğimi gördüm. Kuşun her hareketi aynı. Her hareketinde buradan Standart. standart buradan bir kaçıyor oraya. Oradan 3 tane tuhaf yapıyor. Buraya döndü müydü döndü müydü bir kilitliyor. Buraya kadar buradan çeviriyor 7-8 takla geri var. Dedim ki kuş bu işte tamam. Şimdi Şimdi oldu. şimdi oldu. Kuşların notunu Benim verdi diyor. kuşları Metin Balta arkadaşımız götürdüm şeyde orada baltanın orada hepsini çıkarttım. Her hafta 10, 15, 20. Hepsini eledin. Onların hepsini eledim. Böyle kuşlar varsa ben onlarla niye uğraşıyorum? Hepsini attım kardeşim. Değecek kuşa emek vermek istiyorsun. Gerçekten değecek kuşa emek vermek istiyoruz. Ben burada bu kardeşimde vallahi 58 yaşındayım. Böyle meziyetli, böyle atan o gökbenekleri orijinallerinden değil. Hepsi de daha bunlar da kırması sevdiği arkadaşlarımızdan alıyoruz. Oynuyor ama benim o gökbeneklerdeki verdiği tadı hiçbirisi vermiyor. O Ben almıyorum. gökbeneklere verilen performans diğer kuşlarda Performans çıkmıyor. bunlarda çıkmıyor. Çıkmıyor. Kırmasında da çıkmıyor. Ha, oynamıyor mu? Oynuyor. Herkesin bir sevdiği kuş. Niye bu kuşlarda oyun çıkışı falan ben beğenmiyorum. Açıkça. Ama yine de bizim kuşumuz işte oynuyor. Çoğu Evet. kapıda da gidiyoruz. Böyle oyunlu kuş, teke düşmüş kuşu da vallahi bu kadar güzel performanslı göremiyoruz. Evet abi. Arkadaşlarımız var Yıllardır hazır diyor. besledin. Yıllardır Yıllardır besledik. Ha, görüyorsun. görüyoruz. En iyi Sevdiğim bir şey. gördüğünü, seni doyuran dediğini onlara döndün diyor. Aynen onlara döndük. En güzeli bu abi. Güzelce kardeşim de işte bunlara emek veriyoruz. Bunları besliyoruz. Hayatımız burada artık kuş uçurmayla geçiyor. Sabah geliyoruz hava kararına kadar burada işte her gün. İnan bak. Sabahleyin geliyoruz. O yasaklarda şeyde Pandemi devam ediyor. pandemide her gün burada yatıyoruz. Şu komşu polis o geliyor ne olursun bana diyordum bir çekmek al, bir çekmek al. Adam gelirken Gidip polis gelin. olduğu Aynen için abi. göl başında oturuyor. Turgay abim sağ olsun o ekmeğimi getiriyordu burada kalıyordu. Burada kalıyordu Evet, kuşlarla burada beraber. kuşlarla beraber vallahi bırakamıyoruz. Hayvan 2 gün 3 gün burada yasak Allah. olunca burada nasıl olacak bu Allah. kadar kuş abi? Sıkıntı olur. Mecbur bunlara evet. Rahatsızdan daha yok. Aynen. Kaçıyor işte şeyi görünce. Geldim yine. Yani uzun bir seyrederim var. O nedir öyle ya? Kaçıyor. İşte Kocaman gördü ya. mü de kaçıyor. Aynen.
Hayvan tedirgin uçuyor zaten. Görünce a bundan da korkulmayacak gibi değil ki. Baksana Aynen. ya kocaman Abi ya. onları aldı işte bir tane böyle çok güzel o İnsan başlattığım işte onlardan hani şöyle göz göze geldi mi insan? tepesinden şöyle telefon kadar kalıyor. Cep telefonu kadar attım. Vardı besliyordum da gönderdim. Verdim. Bunlardan mı? E abi sıkıntı ya. Maşallah. Yiyecek. Yiyecek artık. Bir de hayvandan korktu. Herhalde korktu, şey yapamıyor. Alparslan Buyur abi. abi, yer açık zaten de. Yırtıcı hayvanlarla başınız belada o zaman. Başımız nasıl belada güzel kardeşim. Bu yırtıcı hayvanlar bize bir günden bir gün izin vermez. Her başlattığım kuşu geldi burada gözümüzün önünde. Hep de oynayan kuşlarımızı alıyor. Teke düşürdüm. Teke düşürdüğün kuşlara. Teker düşürdüğüm kaç tane kuş verdim? Bak abartısız 80-85 tane kuş verdik ya. Hepsi tek Oo. hazırda kuş ya. 6 senedir diyoruz gelince. Böyle Bayağı. başlatıyoruz kuşu işte. Evet abi. Anladın mı? Kuş böyle fışkırırken bop diye bir de gelmiş gene. Nereden geldi Yemin çocuğum? ediyorum nereden gelmiş çocuğum? Ben karnından bir vurdu muydu tüyleri döküldü ciğerimiz yani. Kuş oyundan çıkıyor vadiye gidiyor. Vadede tepesinden bir düşüyor. Kuşun Bulamıyor. Allah'a bulamıyor. Vuruyor, alıyor zaten. Ölüp alıyor. Abi çok sert geliyorlar. Çok Nereden sert geliyor. geldiğini Nereden geldiğini vallahi göremiyor. Her taraf dağlık zaten. Her taraf dağlık. Arka tarafta da beynam var. Oradan hayvan ta oradan görüyor buraya atlıyor. Ha bir de alıştıysa bu civarda Bu civarda alıştıysa zaten aynen. kolay kolay Aldığı zaman da devamlı geliyor. Aynen. Aldığı zaman O da sıkıntımız affetmez. var güzel kardeşim. Allah yardımcınız olsun. Allah Bayağı bir razı sıkıntı olsun çünkü. işte. Şimdiye kadar bak bir tane de orada uçuyor. Karşıda. Kartal da Ya var, şimdi atmaca, çakır da var kuşu burada. Her türlü uçurdun. kuş var. Kardeşler. Bekliyorsun 7 ay, 8 ay, Aynı. 1 sene, 1,5 sene. Adamın bütün emeği boşa gidiyor, canı yanıyor. Allah yardımcınız olsun Allah abi. razı olsun. Çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza Alparslan sağlık. abi Hepinizi bu teşekkür ederim. şeyde kuşta standartların nelerdir abi? Senin standartın nasıl olmalı burada? Kaç saat uçmalı? Kaç sefer yapmalı? Kuş tam performansını aldıktan sonra en az 1,5-2 saat. Bizim 3-2 saat evet bir uçuyor. buçuk iki buçuk saat uçan kuşlarımız da var yani görev yapar. 35 tane atlayan kuşum da oldu burada. 2,5 saat uçuyordu. Olmazsa olmazımız Yavuz Savaş'ın dediği gibi kardeşim biz kuşu oynayacak performansını gösterdikten sonra olmazsa olmazımız gelip yerine inecek. Yere hakim Buradan yapacak kalktı şu diyor. kuşum da havada. İnişini de çekecek. Bu kuş taklasız indiği zaman yerine şimdi bu oynadı bu havada kalmıyor. Kazandı. Şimdi teke uçuruyoruz. Evet. Kuşlar da dışarıda. Bu kuş ineceği zaman görevini bitirdikten sonra taklayla yerine inmezse diskalifiye. Bizim burada kuş Çöp diyorsun çöp olur. gözünü. Gözünün yaşına Ha, bakmam diyorsun. dışarıya düşerse onu da sevmeyiz. Yani şu bahçenin içinden şuraya insin, buraya insin, şu çevreye insin işte 15 metre. Ama Ve şunun bahçenin dışına arkasına atarsa düştüğü zaman o zaman da biz atıyoruz. Yani kuşun da hepsi aynısını yapmıyor. Mutlaka onlardan da çıkıyor. Yani Evet abi. ister istemez bu kadar kuştan. Mutlaka hatalı kuş da çıkıyor. Hatası olan kuşu affetmiyoruz kardeşim. Onu Hem taklalı gelecek görevini bitirince yerine inecek, taklayla inecek, boş da inmeyecek. Hem de dışarıya düşmeyecek. Dışarı düşen taklasız inen kuş bizim şeyimizde olmaz. En başta yer hakimiyeti Ha, olacak. yer hakimiyeti olacak. Alt üstü Alt dolanacak. üstü dolanacak kesinlikle. 2 saate yakın uçacak. 2 saat. Evet, bir buçuk Mesafe iki abi. saat mesafesi hiçbir zaman yani şu kuşun şu performansı bunların da canı var. 25-30 metrelik de çıktı. 80-100 metreye kadar kaçan kuşlarımız da var. Sana kardeşim canlı Aydın Ataman'a varana kadar hepsi geldi izledi Bozdağ ekliği. Hep seyrettiler. Yani tabanı vurdu muydu 80-100 metreye kadar giden kuşlar var. Uzuyordu o kadar. Yani Onlardan da var. devamlı farklı farklı çıkabiliyor Farklı diyorsun. farklı çıkıyor. 30 metreyle 25-30 metreden tut. 80-100 metrelere kadar burada uçan kuşumuz oldu. Elhamdülillah. Zaten memnun kalmasak bu kadar eziyet emek çekilmez yani. Vermez. Aynen. Hem masrafıyla hem emeğiyle hem de böyle 2 tane adam diyoruz ya. 60 yaşına Alparslan gelmiş abiye de 2 tane adam. Burada öyle sabahtan akşama kadar kuş. Uçur. Kuşla ilgileniyorsun. Uçuruyoruz, ilgileniyoruz. Şeylerini, o tiftaneler temizleniyor. Geçen temizledik. Sadece kendine ayırdığın Heh. vakit yemek, çay molası. Aynen böyle. Diğer türlü bütün Diğer emek türlü burada. kuşa. Kuşa. Hep hayatımız böyle geçiyor. Alparslan abi bu Buyur abi. kuşlarda yıllardır uçuruyorsunuz.
Aralarında hiç oyun sökmeyen oldu mu? Uçurdunuz da yani bir sene oyun sökmedi, 2 sene oyun sökmeyen. Başınıza geldi mi Bizim böyle bir? kuşlarda oyun sökmeyen kuş hiç çıkmadı. Hepsi oyun Bizim sökmüyor. kuşlarda uçurduktan sonra bunlar da mutlaka oynuyor. Ama dediğim gibi bir kanalı var. Yüksek uçum, yüksek gezim, atım, gelim, çevireyim, yüksek uzun kaçanlar var. Bir kanalında da bak ben uçurduğumu diyorum. Bu ayrıldıktan sonra da uçurdum. Bir kanalı da 25-30 metre 7 taklayla 35 tane. Boksör gibi çalıştı buraya. Her attığı buradan şu çatının üstünden giriyor. Hedeften. Mermi gibi her attığı hedefte 1,5-2 metre en fazlası 2 metre, 1,5 metre 1 metrelere iniyor. 35 tane şuraya sefer yaptı. İnerken de 3 tane inme hareket. Takla, takla, dönüyor, geliyor, takla. Zorluya. Zorluyor, zorluyor. 10-15 taklayla inenler var. En az 5 takladan 15 taklaya Ama kadar hiç inenler sökmeyen var. Çıkmıyor diyorsun. Hiç sökmeyen çıkmadı. Yeter ki emek ver, günlük uçur kuşları. Kesinlikle oynadı. Ama hepsi o görevi yapmıyor. Yani bir çok güzel fışkıran var. Bir de oynamasa da buraya taklayla inerler. Yani Aynen. tam istediğimiz performansı vermese, öyle fışkırmasa bile kuşlarımız kısa da kaçsa, kaçanlar da Hedefine olsa taklayla hoşuna gitme, o iniyor. taklayla iner. O kuşu Yavuz Savaş'ın tecrübesi var. Onun altında neler çıkardır? Damızlığa ayırır. Altından ne ejderhalar çıkar. Çünkü soyları temiz olduğu için, Yıllardır beslediği bildiği için için kuşlarını biliyor. Kardeş diyor, onun altından neler çıkar diyor. Aa, dün de uçurdum bu kuşumu böyle, Arap'ı. Teke aldık yeni. Daha 2-3 günlük tek uçuyor. Uçurduk. Aha başlıyor. Bu kırması bak. Arkadaşlar Adı Canciğer bir arkadaşı var, Veli Çelik. Şeyde Didim'de onun kuşları mesela. Onunla kırdı. Bunun kuşları da orada Yavuz Savaş'ın. göklerle bunlar mı kırıldı? Gökbenekliyle Gökler Araplar. Araplar. Arap'ı kırdı, bu yavru çıktı. Bak bunu ilk uçurduğumuz yavrulardı. Uzak gezim olmadığı için ben bunu sevmiyorum. Ama kuş çok güzel maşa başladı. Daha yeni başlıyor bu hayvan. Ha, ilerisi belki daha güzel olur. Yani kuş taklaya tutundukça, havaya doğru fışkırdıkça kendini dinlendirmek için kaçabilir. Ama yeni başlıyor. İlerisi ne olur bilmiyorum. Evet. Ha, taklasız inerse çekiminizi Direkt yapın. diskalifiye ediyoruz. Direkt kaldı. Burada durur Atarım diyorsun mesela. ha. Atarız, hiç beklemeyin. Alparslan abi peki Buyur abi. kuşlarda elleme oluyor mu? Elleme derken kanadını Çift patlatıp taraflı. da yok. Kesinlikle bizim bu kuşlarda o kanadını patlatıp da uçamama gibi bir hareket yapmazlar. Evet abi. Bazı kuşlarda, bazılarında şöyle omuzunun bir ucunda şöyle hafif bir çıtlama deriz, onu yaparız. Mavi şeyimiz var, spreyimiz var, onu sıkıyoruz. Uçurdukça kuş onu kapatır. O da tüyden bu Ekeliğinde de arada. hiçbir şey olmaz. Tüy Tüy zamanı, zamanı. ince tüy zamanı zaten oluyor. Hakan yukarıya bir al Hakan. Alabilir mi orayı? İnan bak oradan bir atlasın taburya kuşun Dur. tepesine bin. Oradan attım alır. Attı mıydı Almak alıyor. istesin. Yeter ki bir at. Nedir ya? Öteki almak istesin. Dışarıda normal uçurdunuz. Ekenine kaldırırken böyle yatıklık bilirler mi? Yok. Yani ekeline kaldırırken sizi Zerde uğraştırırlar yatırtı mı? yok. Bizi kesinlikle uğraştırmaz. Bu kuşların en çok sevdiğim tarafı da orası. Kesinlikle bunların sersemliği olmaz. Kırdığı kuşlardan çıkıyor o sersemlik. Bazı işte çok sevdiği canciğer Aha. arkadaşları onlardan çıkar. Onu da ilk geldiğinizde bir tane kuşun kuyruğu bantlıydı. Evet, Dumanlının evet. görmüştür. O kuş tahladan tepe kaldıramadı. Bir gün önce belletti, hissettirdi. Dün de öyle. Kuşun kuyruğuna bantladım, kaldırdım yine kalkmadı. Takla, 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 vura, 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 perişan oldu. Kuyruğundan tuttum, 10-15 dakika ve kumanda eğitimi yaptırdım. Parpazlata, parpazlata, onun götü acıdı. Fırlattım abiye, şimdi kuş bulutta geziyor. Uçuyor. Açtı. Aynen böyle, çalışmamız bu şekilde. Kuşu şimdi açtım, kuş ta bulutta çıktı, sabahleyin açtım beyazlardan. Evet abi. Yani o kuş kesinlikle açacak. Nasip olur da inşallah bir dahaki geldiğinizde onu da seyredersiniz. Bir tane İnşallah. kardeşini aynı böyle başlattım. Orada atmaca aldı. Atmaca aldı. Taburhanların üstünde atmaca geldi. Yüksek uçuyordu. Bulutta Yani oradan normalde atlayınca kuşlar aldı. pislik yapmadan sizi yormadan Aynen başlıyorlar. bu kuşlar hiç bizi yormaz, hiç üzmez. Eke kuşu bile kanadı kuyruğu değiştirsin. Vallahi eğer kanatlarını cıbalama yerde tutamaz. Kanadı kuyruktan ekeyken bile. Güçlü o kadar Yavruya mesela. kuştuktan sonra bile şuradan ayağını sektiği zaman kuş kalkar. Yani hiç uçurmadığın kuş ekiye almışsın Evet, damızla tamam. yavruya kuş. Kanadı kuyruğu değiştirdi. O uçan zamanında uçtu kuş Evet. yani. Başlattık.
O eke kuşu şuradan kapıya çıkardırken çoğunu cibalar kardeşim. Ayağını sek demir kalkmasın diye çoğu kuşu cibalıdır. Omuzları çok güçlü bu kuşların. Kapıya çıktığı zaman şuradan taşın üstünden sekti miydi kalkar. Kalkar uçar diyorsun. Bitti. Peki Alparslan abi. Hiç yatıklık bilmez bu kuşlar. Kuşlardan, 3 sene de geçti. Bu kuşlardan kendinize ayırdığım bir çift diyelim şey var. Yavrudan uçurmadınız, ayırdınız. 2 yaşında, 3 yaşında, 4 yaşında. Onu yeri geldiği zaman söktürür müsünüz o yaşta kuşa? Oyun. Tabii. Şimdi Yavuz kardeşim balkonda bir tane gök almış. 3 sene buraya getirdi, şu altta duruyor. Kalabalık kuş o zaman. Uçurmamış. Şu altta hiç uçurmamış. Söktürmemiş. Gök erkek. Şöyle güzel de bir gök erkek. Yavuz kardeş bunu ne yaptın? Kardeş onu balkonda aldım, hiç uçurmadım. Kaldırmadım. Kardeş ben bunu uçurayım. Sen de dayanamadın. Ben dayanamam. Kuş da güzel biliyor musun böyle şekilde. Kardeş ben bunu uçursam, kardeş 3 yaşında uçurursam uçur de. Tamam. Biz de diyorum ya, ben de zamanında komando olarak askerlik yaptım. Komando eğitimi yaptırıyorum. Kuşlar da 3 yaşında hiç uçmamış kuşta da ben uçmam diye bir lüks yok yani kuşta. Kuş altını da bağlıyor, üstünü de bağlıyor. Aynen. Bu kuşlarda bu meziyet var. Yani tabanı vurmadan yani. İşte bu gökbeneklilerden geliyor bu altını bağlama. Evet. Yani üstünü de. Bu kuşlarda şimdi bu kuş daha oynamıyor. Bak günahını çekeyim Bilal'im. 33 taklaydan buluda kadar giden bunlardan ama orijinallerinden. Dumanlı beneklisini buraya girip de bu kuş gibi böyle çevirdiği zaman da bana 33 taklasını saydım, defter tuttum. Şey yapmadım da dedim bunu kupiye atarım. Vallahi bak ben defter tuttum. Yavuz çekim yapar. O zaman ben çekimi neydi bilmiyorum. O yani 3 yaşındaki erkeğe söktürdün bak, abi. Bak 3 yaşındaki erkeğe söktürdüm. 3 yaşındaki erkek 2. 3. ayda burada sefere başladı. Aynı bu kuş gibi. Geldi 2. 3. ayında kuşu burada sefere soktu. Meziyetli de oynadı. Meziyetli geldi. Yani şu kuş gibi ama şu kuşun 7-8 taklalısını düşün. Bu kadar mesafe kaçıyor ama 3 yaşında hiç uçmamış kuşu burada uçurdum 7-8 taklayla. Buraya gelip tabanını çevirip ortalarını bağlayıp üstünü bağlayan kuş çıktı o 3 yaşında. Maşallah. Şurada bir tane bu Arap'ın dayısı diyeyim. Erkek var. Şurada yatıyor Arap erkek. O Arap erkek deliye göndereceğim. Bu öbürlerini gönderdi bir kutu. Arkadaşından dedi bunlar olmadı dedi. Deliye göndereceğiz. Yavrularını aldım. Yavrular oynamadı. İstediğim gibi olmadı. Oynuyor. Takla atan. Zaten herkes yani takla attı mıydı kuşu oynuyor sanıyor. Bizim için takla atan kuşun hiçbir fonksiyonu yok. Senin gözünü doyuracak. Benim gözümü doyuracak. Beni böyle uçurduğum zaman eşimin dostumun yanında gelecek. Burada görev yapacak. Anlatabiliyor muyum? Maşallah. Neyse. Arabı dedim ki ne? Bunu tam deliye göndereceğiz didime. Şu Arap erkeğe dedim, o da 2,5-3 yaşında. 6 ağız benim burada yavru var. Daha önce orada da almış. Arap'ın da gazetesi falan çok düzgün. Yumuşacık bir kuş. Kardeşim de dedi. La kardeş şunu bir kaldırayım da dedim. Bir bakalım mı dedi. Hani atmacası var, kartalı var. Hani mesuliyetli şey yapmayalım diye. Bunun dayısı. Ben de dedim. Böyle böyle deyince kardeş uçur dedi la. Bakın ona ne olursa dedi. Tamam dedim. Kardeş kuşu bir kaldırdım. Ya bir ay, 1,5 ay geçti. Bunun gibi oynuyor ama bak böyle geldiği zaman 7-8 takla, 10 takla. Kuş ta o da geziyor yüksek uçum. Geziyor. Oradan bir atlıyor. Bir atma var kuşta. Buradan geliyor bu dönüyor. Şu ağaçlar dibinden buraya giriyor. Çevirdim gidiyor. Erkek daha burada duruyor. Altında beyaz bir yavrusu. Yani demek istediğim bu kuşlarda yaşı ne olursa olsun. Uçurmakta hiçbir zorluk çekmiyoruz. Bu kuş uçtu. Taklaya bindi. Yani sıka girdi, zere girdi. Ne sayarsan say. Hayvan bir daha kalkmaz. Öyle bir şey kesinlikle. Rahat bir şekilde uçuyor. Çok rahat bir şekilde bu kuşlar uçuyor. Şu kuş daha hiç öyle bir taklaya girip de ben şey yapamam demedi. Bunaltmadı. Kendi başı hiç bunaltmadı yani. Çok şükür. Kuşlardan o yönden çok memnunuz yani. Maşallah abi. Aferin lan sana. Kaç tane girdiyse en sonunu bağladı. Alparslan abi kuşlara bakalım. Kuşlara bakalım kardeş nasıl istersen canım. Yani. Nereden başlayalım? Geç çağ.
kes kes kes. Kuşların kanatlarını niye bantlıyorsun abi? Kalkmasın diye mi? Kalkmasın diye. Geç yavrum, geç 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 geç. Geç. Hadi geç. Geç yavrum, geç. Hadi Gök, geç yavrum. Alparslan abi, buraları komple kendin mi inşa ettin abi? Kümesleri, evi. He, kendim yaptım abi. Burada şimdi burada var yine, abi. Yine damızlıkları var işte. Şu o dediğim gökbenekler, şu erkek mesela. Abi koyduk. Onu bakalım yakından. Bunlar, isterseniz dışarı çıkartın. Olur, şöyle. Olur, dışarıya alalım abi. Benekli akkuyruk dediği erkek bu mu? İşte bunlar işte. Bunlar bu değil gökbenekler, mi? Hep bunlar yani. Hepsi bir soy zaten bu gökbenekler. Bıyıklı mı erkek? Bıyık, perçem olur bu kuşlarda. Çünkü ataları öyle. Atı da var. He. Maşallah. Gök de var. Gökbenek de var. Öten dişi Hakan. Erkek gibi. Yo. Burası da komple gök grubu abi. Aynen. Alparslan abi, kuşları kışın ayırır mısın? Kışın yeni bu işte 14 Şubat'ta yeni attık. Aynı şekilde işte. Sen de ayırırsın abi. Ayırıyoruz. Bu baharın işte böyle maşallah, Şubat ayı geldi mi de bunları. Çok güzel. Bunlar işte diyorum ya, bu orijinal damızlıkları. Bunların hepsini oyun söktürüp izlediniz. Tabii tabii izleyip zaten izlemediğimiz ekeyken de yavruya kustuktan sonra da görev yapmayan kuşu yavruya kustuktan sonra özellikle buraya damızlığa koymuyor. Hiçbir şekilde ayırmam diyorsun. Kesinlikle. Anladım abi. Bizde öyle. Kuş uçacak, ekeliğinde de yavruya kustuktan sonra da uçacak. Kanadı kuyruğu değiştirecek. Ondan sonra bu kuşlar damızlığa öyle ayrılır. Yoksa ayırmam diyorsun. Yoksa bizim, hata yapan gider. Hata yaptığı zaman kuşu gönderir. Adam akıllı olan. Adam akıllı. Da kalır diyorsun. Oynayıp da böyle yerine inen kuşu burada besliyor. Demek ki. Şu erkeği alıp bir kamera yakınından göstermek istiyorum. Yakalayıp mı? Gökbenekli var ya. Buyur kardeş. Maşallah. Gökbenekli akkuyruk bıyıklı erkek. Abi kafa yapıları da çok güzel kuşlar. Çok güzel. Maşallah var. Maşallah var. Ben ne diyorum? Allah nazarlardan korusun. Gerçekten bu kuşlardaki performansı. Kaç yaşında mesela abi kuş abi? Şu kuş 4-5 yaşında var yani. En az. Kafada biraz eserlik tabii var. Tabii oldu bir zaman ama düzelttiniz. Yavuz kardeşimin evet şeyiyle ilaçını yapıyor. Salmonella ilacını yapıyor. Bilmem aşısını görüyor yapıyor. Görüyor musun Hakan kafa yapısını? O kuşlarla. Tek akkuyruk. Yavru yumurta veriyor. Aa, tabii canım tabii bir sıkıntı yok yani. Maşallah. Bunlar da yeni eş atınca, eşi bulunca hemen peşinden ayrılmıyor. Tabii canım yeni attık işte kızgınlar. Göklerle, evet. Düz göklerle, benekler arasında oyun farkı oluyor mu Alparslan abi? Vallahi boz benekliler çıkıyor. Boz onlar benekliler. Da bile daha bir dehşet oluyor. Gökbenek bunlar da, gökler de. Beyaz çıkıyor. Bunlardan bak, çıkan beyazlar var mı? Beyaz da çıkıyor mesela bunlardan. Mesela o kırkanatları var. Bak onda kırkanat var. O kırkanattan falan bir beyaz çıkıyor. Çünkü soylarında beyazlık var bir anne atalarında. Bir de boz dumanlı perçemli. Perçemlisi çıkar. Bıyıklısı çıkıyor. Ak kuyruğu çıkıyor kardeşim. Bir de Alparslan abi şeyi fark et. O kuşların fitilde var. Fitilli. Kuşlarda var yani öyle şey olanlar da var. Fitilli var kuşlarda. Bak. Şurada şu bozbenekli aynı kuşlar. Aynı. Bozbenekli de veriyor. Şu bozbenekli o da bir, bu kuşların yavrusu. Bozbeneklileri işte sana Yavuz bir tane atacak. Şurada bir yavrusu var. Gölge şimdi birazdan onu da kaldıracağım. Bozbenekleri o Aydın Ataman'ın seyrettiği 3 gün geldi kardeşim. Sağ olsun çay koy geliyorum Alparslan kardeş dedi.
Avuçları o şekilde kuş izledim. Ta buluta kadar çıkıyor böyle. 20 dedi ki ne ilk kalkışında işte dedi 22 taklayla kalktı kuş. Hı hı. Dedi ki ne kuş dedi işte dedi oyuna geldi miydi dedi böyle dedi gidecek ki dedi. Kuşları Yavuz altına çıkarttı. Daha uzun kaçarsa dedi. Yok dedi. Bir geldi 27 takla. Bu maşallah, ne yapıyor dedi lan. Maşallah, ne yapıyor bu dedi maşallah, ya. Maşallah, maşallah. Bak yemin billah ediyorum. Ondan sonra yani boz beneklileri bu kuşlardan boz benekli de çıkıyor. Onlar daha da bir güzel uzun kaçıyor ve güzel oluyor. Anladım abi. Yani renk bile tüy bile değiştiriyor kuşu. Değiştiriyor, bir perçem, bir bıyık, bir beyaz işte var mı bunlarda? Irganat. Beyazlar var mı? Şu anda yok. Elimize Yavuz yok. Mesela elimizde çıkarttı. Bunlardan beyaz da çıkıyor. Beyaz da çıkıyor. Evet. Kırganat çıkıyor, beyaz çıkıyor. Zaten bir tarafı kırganatlar varmış. Meşhur o gökbenekli kırganatlar. Kırganatlar, o kırganatlar meşhur. Onlara dayanıyor bu kuşlar da zaten. Anladım abi. Bir kanalda. Ya abi eski. Başka var mı göstereceğimiz? Ya başka işte bizim şurada onlar yavrular içinde dişiler var, yavrular var. Onları da şöyle çıkartalım abi. Onları da evet. Alalım. Bunları koyabilirsin. Onları şurada dışarı çıkartabilirsen. Tamam. Alparslan abi. Çıkartayım canım. Şey yaparız. Kuşlar da çekmiş olur. Tamam tamam. Alparslan abi kuşlara besin kaynağı olarak karışık mı verirsin, buğday mı verirsin kuşlara? Biz daha önce karışık da veriyorduk. Yavuz kardeşim dedi karışık. Hasta diyor kardeş. Palet. TP'nin besi yemi ve şey yemi. O da ekelere. Yavrulara fazla vermiyor. Ama normal yavrulara. Buğdaya mı? Ve buğday. Yavrulara genelde yavrulara. Buğdayla bir de şeylerine probiyotik diye bilmem neydi ilaçlarını veriyor. Balla, zeytinyağıyla karıştırıyor böyle takviye. Onları yapar. Kardeşim o işlerden o sorumlu. O becerir onları zaten. Güzel de yapıyor. Hayvanların Arkan, mesela al. Hafiften şey olsa abi üstte uçuyor. Ondan korkuyor hayvan. Ondan da korkuyor ondan işte. Korkuyor hayvan. Üstünde tepesinde atmaca var. Birkaç sefer de atladı. Aynen buna. Hayvan ürküyor ya. Bu hayvan iyice perişan oldu. Bak atıyor bir de hareketler yapıyor. Bak bak bak. Hayvan onu görünce ama var ya böyle alacak gibi saldıracak ha. Gelsin lan. Vuramıyorsanız vuruyorsunuz. Yok vurmayalım. Bu hayvan. Ben vururum. Evet Hakan. Severim ama benim canımı yakanım ağacını kokuyor. Alparslan vuru, abi vurun diyorsun. Arap dediydin. Bir de Arap'ı tanıtalım. Nereye kan istiyorsun? Şu erkek de 3 yaşında uçtu, oyun açtı. 3 yaşında söktürdüm. 3 yaşında söktürdüm ben bu kuşu. Evet, Yavuz abi. Burada bir ara verdiydi. Hı hı. O zaman bunu bir kaldırayım dedim kardeş. 3 yaşında bu kuşun 35 tane buraya atladığını gördük. Bu didimden bu gelen Arap değil mi abi? Didimden gelen bu. Şurada da beyaz bir dişisi var. Yine onlardan. Şurada beyazdan mı vurdunuz abi? Kendi ırkları böyle. Beyazdan Arap. Beyazlı Arap. He bunlar. Şu eşi. Bıyıklı dişi. Bunlar. Onun da bak şu yavru da onun. Arapla beyazın. Arapla beyazın. Beyaz altından da beyaz yavru. Bir tane tek çıktı. Kışındı. Soğuk biri öldü. Dişi harika. Erkek dişi de harika. Bu. Dişi de uçurduk. Dişi de uçurduk. O da güzel. O zaten hak kazandı. Burada şimdilik duruyor bakalım bu Arap'la. Maşallah. Bakalım yavrusu ne olacak? İlk yavru. Abi güle güle beste. Ha, sağ ol kardeşim. Arkadaşlar videomuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Alparslan abinin emeğine sağlık. Bizi misafir ettiği için çok teşekkür ederiz. Allah cemi cümlesinin emeğini zayi etmesin. Herkese hayırlı günler diliyorum. Kuşçu camiasına başarılar.